Sevgili arkadaşlar, Facebook grubumuzda yine bir paylaşım yaptık. Çok ilgi gördü ve bu konuyla alakalı yine bir video yapmak ihtiyacı oldu sevgili arkadaşlar. Konu neydi? Facebook grubunda biliyorsunuz siz de o gruba üye olabilirsiniz. Şöyle bir paylaşım vardı güzel insanlar. Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak muhtemelen en üzücü durum seni kimse anlamamasıdır. Evet. Çünkü bir problemin var ve Türkiye'ye gittin. Bir uzmandan yardım almak istiyorsun. Sana ne diyorlar? Almancı. Değil mi? Sen Almancısın. Fransa'dan gitsen de, Hollanda'dan gitsen de Almancısın. Ve sana o önyargıyla bakıyorlar. Ve normalde ücret 1000 liraysa sana ne diyor? 10.000 lira diyor. Öyle değil mi? Çocuğuna da sen demedin mi her zaman? Oğlum veya kızım içeri girdiğimizde Almanya'dan geldiğimizi belli etmeyelim. Yani nein deme, ya deme. Veya Almancı gibi davranma. Niye? Çünkü bizi kazıklarlar içeri gidersek. Bunu her Almanya'dan giden veya gurbetçi her aile bunu yaşadı. Bu bir gerçek. Kanayan yara. Bunun yanında sen Almanya'da yaşıyorsan gurbetçi olarak, tamam mı? Bir problemin var. Uzmana gidiyorsun. Sana ne diyor? Ausländer diyor. Sen burada dünyaya gelsen de, yani Almanya'da dünyaya gelsen de sen Ausländer'sın. Ausländer ne demek? Yabancı. Seni burada kabul etmediler Almanlar veya Fransızlar veya Hollandalılar. O yüzden yine 1-0 maça başlıyorsun. O ön yargıyla sana yaklaştığı için uzman denen o kişi sana yardımcı olamıyor. O yüzden biraz önce size onu okudum. En üzücü durum neymiş? Avrupa'da yaşayan bir gurbetçinin en üzücü durum seni anlamıyorlar. Niye ön yargıları var? Yani perde var. Önlerinde bir perde var. Almancı veya Ausländer, yabancı. Bundan dolayı bu perdeyle nötr bakamıyorlar ve sana yardımcı olamıyor. Hayatın gerçeği sevgili arkadaşlar. Burada Almanya'da yaşıyorsan bir Alman veya bir Fransız, bir Hollandalı uzman senin kültürünü kabul etmiyor, senin inancını kabul etmiyor, senin değerlerini kabul etmiyor. Sana o şekilde yaklaşıyor. Nötr bakmadığı için, tarafsız bakmadığı için senin problemini çözemiyor. Türkiye'deki adam da, uzman da seni anlamıyor. Niye? Çünkü onu yaşamamış, gurbeti yaşamamış ki. O sadece Türkiye'de hangi problemler varsa o konulara uzmanlaşmış. O konuların uzmanı, o konulara odaklanmış. Örneğin öğrencilerde ÖSS, ÖYS, KPSS bilmem ne. Hiç bizim öyle bir problemimiz yok. Yani Almanya'dan giden bir öğrencinin öyle bir problemi olmaz, olamaz. Dolayısıyla o ön yargılarla, o bakış açısıyla sana yaklaşıyor. Sana yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden seni anlamıyor. Dolayısıyla senin gerçekten en üzücü yaşadığın olay aslında hayatın gerçeği bu. Anlaşılamamak. Ve bu gerçekten seni çok üzüyor. Yetersiz hissi veriyor sana. İşin içinden çıkamadığını düşünüyorsun ve ümitsizliğe kapılıyor insan. Fakat sevgili arkadaşlar, iyi haber şu ki sizi anlayan insanlar kimlerdir? Onun tarifini yapayım size. Nasrettin Hoca'nın hikayesi aklıma geldi. Merkepten düşüyor. Herkes etrafına toplanıyor. Ve hocam ne oldu? Bir yerin mi ağrıdı? Yardımcı olalım mı falan diye yaklaşınca, yardım edelim diye yaklaşınca insanlar diyor ki durun. Siz beni anlayamazsınız. Beni merkepten düşen birisi anlar. Dolayısıyla sizi anlayacak kişi ancak ve ancak sizinle aynı yolu gitmiş, aynı yolculuğu yapmış, merkepten düşmüş, bununla beraber sizinle aynı değerleri paylaşan, sizin gibi inanan, sizin gibi düşünen, kültürünüze, değerlerinize saygısı olan kişi size yardımcı olabilir. Bu müjdeyi verebilir. Bunun dışında hepsi topal, eksik, tamamlanmıyor. Sadece geçici bir süre sizi motive edebilirler, mutlu edebilirler. Ama kalıcı değil. Kalıcı olabilmesi için gerçekten sizinle beraber hemhal olabilecek, anlayabilecek sizi, empati yapabilecek, aynı durumları yaşamış bir insan size yol gösteriyor. Çünkü o adam biliyor. Nereden, hangi yolun, ne zaman sağa sapacağını, ne zaman sola sapacağını, ne zaman hızlı gideceğiniz yerler var, ne zaman yavaşlayacağınız yerler var o yolun üzerinde. Onu size hep anlatabiliyor. Niye? O yolu geçmiş, belki binlerce kez yaşamış. Dolayısıyla bu haberi vermek istedim. Yani sizi anlayan insanlar size yardımcı olabilir.
O zaman hani yaşadığınız en üzücü durum anlaşılmamaktı ya, işte o anlaşılmamak olayı ortadan kalkmış oluyor. Yani sizi anlayan, sizi bilen, size nokta atışıyla çözüm sunan insanlar var. Var, biz yıllardan beri zaten bu konularda uzman yetiştiriyoruz. Bu konularda bizim eğitimlere katılıp uzman yetişen insanlar var. Yani o insanlar, öğrenciler mesela, bizim programlarımıza katılan insanlar bile bu konularda ne yapabiliyor? Anlıyor, yardımcı olabiliyor. Niye? Çünkü o adam o işin içinden gelmiş. Biliyor artık nasıl çözüleceğini. Onun da öyle bir problemi vardı. O problemini çözdü, kendini yetiştirdi. Danışmanlık yapıyor. Bizim bu şekilde yetiştirdiğimiz insanlar var. Bunun yanında biz zaten bu konularda hep yardımcı oluruz. Niye? Ben burada doğdum, Almanya'da doğdum. Gurbeti yaşadım. 11 yaşında tekrar bir gurbete çıktım. Türkiye'ye gittim gurbete. Ortaokul, liseyi bitirdim. 11 yaşında düşünsenize, gurbete çıkmışsınız. Hani bununla alakalı benim hayatımı merak eden insanlar ne yapabilir? İsa Mahir kimdir yazdığınız zaman YouTube'da karşınıza çıkacak. Benim hayatımı oradan görürsünüz, izlersiniz. Ve ortaokul, lise bittikten sonra, hatta üniversiteye başladıktan sonra tekrar gurbete gelmek. Yani Almanya'ya geldim. Ve o günden itibaren iş hayatının içerisine girdim. Hem okudum burada Almanya'da, hem de çalıştım. Kendi işimi yaptım 19 yaşından itibaren. Dolayısıyla sahanın içerisinden geliyorum. Yani o alanın içerisinden geliyorum. Bir seyredenler var, bir de saha var değil mi? Futbolcular sahada oynarlar. Hayatın içinde saha. Bir de seyredenler var. Biz seyredenlerden değildik. Her zaman sahadaydı. Dolayısıyla uygulamalı olarak, tecrübe olarak hep işin içinde olduğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? Karşıdaki kişiyi çok hızlı, o anlatmadan anlıyoruz zaten. Hatta onlara testler gönderiyoruz. Dolduruyorlar, karşıma çıkıyor. Dur diyorum, hiç anlatmana gerek yok ki. Rakamlar ortada zaten, sen doldurdun bunu. Ben kişiyi anlatıyorum. Ve şaşırıyor, hocam ben 20 yere gittim. Türkiye'de o kadar insana, o kadar uzmana gittim. Burada birçok insanın yanına gittim, uzmana gittim. Hiçbiri beni bu şekilde anlamadı. Hatta ben anlatmadan anlıyorsunuz. Neden? Çünkü matematik yalan konuşmuyor sevgili arkadaşlar. Rakamlar yalan konuşmuyor. Testler, analizler yalan konuşmuyor. Buradan her şey çıkıyor. Yılların tecrübesi sahada olduğumuzdan dolayı 35 bin insana yardımcı olduk. Düşünsenize. Beyinde belli bir algoritma oluşuyor, belli bir formül oluşuyor. Dolayısıyla kişinin yürüyüşünden, nefes alışverişinden, testinden anlaşılıyor. Kişinin tekrar bir şey anlatmasına gerek yok. Sahada olduğumuzdan dolayı ona nokta atışı çözümler sunuyoruz. Ondan dolayı başarımız çok yüksek sevgili arkadaşlar. Sizi anlayabilmemizin sebebi sizinle aynı düşüncelerde olduğumuzdan dolayı, aynı sıkıntıları yaşadığımızdan dolayı, aynı değerlere sahip olduğumuzdan dolayı sizlere yardımcı olabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi, yani onları anlayıp onlara nokta atışıyla yardımcı olduğumuz gibi sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Boşuna enerji ve zaman harcayıp sizi anlamayan insanların arkasında koşmayı bırakıp gerçekten çözüm arıyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Videonun altında link var. Linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Bu kadar. O formu doldurup ön görüşme yaptıktan sonra her şey uyarsa, birbirimize güvenebilirsek, anlaşabilirsek o zaman seninle program başlatabiliriz. Ve Allah'ın izniyle çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve bununla beraber sevdiğiniz dostlara, arkadaşlara, gurbetçi arkadaşlara gönderin, paylaşın. Çünkü güzellikler paylaştıkça çoğalır. Bununla beraber abone değilseniz abone olup bildirimleri açın sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.